arkadaşlar, umarım hepiniz çok iyisinizdir. Oyunculuk üzerine yaptığım programın 3. bölümünü gördüğünüz gibi Merve Arat değerli, kıymetli oyuncu ve şu an menajerlik şirketindeyim. Kendisi hem oyuncu hem menajerlik şirketi var. Hem ayrıyetten ben de menajerlik şirketinde, onun bünyesinde bulunuyorum. Tanışıklığımız var, muhabbetimiz var, beraber çalışmamız var ama ayrıyetten böyle bir şey yapmak biraz heyecanlandırdı beni. Çok çok teşekkür ediyorum. Herkese merhaba Cüneyt'cim. Cüneyt benim çok değer verdiğim, çok kıymetli bir oyuncum. Çok daha gençken başladık biz onunla çalışmaya ve kendisini inanılmaz geliştirdi. Çok da severim kendisini. Oyunculuğa o kadar çok zaman oldu ki başlayalım. Yani benim çocukluğumdan beri hep istediğim şey oyuncu olmaktı, meslek. Ailem izin vermemişti. İşte çok başarılı bir öğrenciydi. Genelde böyle oluyor. Evet. Aileler izin vermiyor. Ailem izin vermedi. Çünkü o zaman bu kadar çok televizyon kanalı yoktu. Evet. İnternet zaten öyle yoktu. Bir şey yoktu. Yani çok da yaşlı değilim ama. İnternetin çıktığı tarih belli. Yani. Evet. Yani bilgisayar bile yok. Evet. Çiçek Taksi çok güzel bir projeydi. Hala böyle keşke olsa da yine çalışsam diyebileceğim çok özel bir projeydi. Ama öncesi var. Zaten sunuculuk yaparak başlamıştım. Teklifler geldi, eğitim aldım. Aslında matematik okumuştum. Ama tabii ki oyunculuk eğitimleri de aldım ve daha sonra oyunculuğa da başladım. Hem sunuculuk hem oyunculuk birlikte gidiyordu. Sonra oyunculuk inanılmaz keyifliydi. Kesinlikle. Ve hala en çok severek yaptığım işim. Ama bunun dışında ticaretle de uğraştım. Evet, şu an menajerlik şirketi gibi mesela. Evet, daha öncesinde yemek fabrikam vardı. 10 küsür sene yemek işiyle de ilgilendim. Yani ben böyle boş kalabilen biri değilim. Sürekli çalışmam gerekiyor. Aktif bir insan. Aktif bir insanım. Ama hani hayallerimi süsleyen oyunculuk. Ve başkalarına da, gençlere de yardımcı olmak istediğim mesela için. Mesela insanlar gerçekten onu çok merak ediyordur. Çok da soruluyor. Bilen, yapan, başaran insanlar onlardan tüyo duymak çok istiyorlar. Ya biz nasıl yapalım, siz yaptınız, biz nasıl yapalım, hangi yolları kullanalım? Yani mesela şu an ne yapabilirler? Yani eğitim almak gerekiyor. Özellikle şu anda, ben ilk başladığım zaman dublaj yapıyorduk biz ve ezberlemiyorduk sahnelerimizi. Evet. Şu anda şartlar çok kolay değil. Yani bir dizi filmin süresi hepsi çok uzun. Yani. Biliyorsun zaten sen de çalışıyorsun. Dolayısıyla zaman harcayacak bir durum yok setlerde. Kesinlikle. Herkesin donanımlı hazır olması gerekiyor. Karaktere bir an önce hazırlanması, girmesi lazım falan. Evet, girmesi lazım. Dolayısıyla eğitim gerekiyor. Kesinlikle. Ama tabii çok sevmek gerekiyor. Hiç kolay değil. Yani buz gibi bir havada hiç üşümüyormuşsunuz gibi. Üşümüyorum ben arkadaşlar. Arkadaşlara tekrar özellikle oyunculuk yapmak isteyenlere eğitimin dışında başka ne yapabilirler? Ya eğitimi yanlış yerden alacaklarsa, doğru olmayan bir yerden alacaklarsa hiç eğitim almasınlar. Eğitim almadan nasıl olacak bu? Eğitim almadan o zaman işte çok özellikle Oscar almış filmleri, Oscar'lı sanatçıları bol bol izlemek, gözlem yapmak, asla doğallıktan vazgeçmemek, yani oynamamak. Ama yani çok kolay bir şeydi. Yani dışarıdan çok kolay gibi görünse de biliyorsun çok, sen de çok iyi gerçekten biliyorsun. Gerçekten çok zor. Bir kere yani çalışma sürelerimiz çok uzun, şartlarımız öyle çok kolay değil. Hele ki diziler, hadi filmlerden acizane belki biraz hani belli bir süre vardır. Ama diziler gerçekten zor. 2 saat, 2,5 saat yani eğitim almadan ya da kestirmeden nasıl olacak ben de çözemedim. Ama olmak isteyenler gerçekten çok var. Abi diyor, ya işte eğitim almadan nasıl oluruz? Mesela eğitim almadan bir menajerlik şirketi bunları alabilir mi? Ya mesela burası da eğitim almamış bir kişi gelip buraya kayıt olabilir mi? Ya eğitim almamış bir kişi buraya kayıt olamaz. Olursa da yani ancak küçük çocuklar olabilir. Evet, onlar da normal. Onlar da zaten ya eğitim vermemiz gerekiyor ya da bir şekilde oyuncu koçlarıyla çalışmaları gerekiyor. Biz anakast çalışıyoruz ve çok butik yani şu anda oyuncu alamıyoruz. Sınırlı zaten. Çok sınırlı biliyorsun. Herkesin yolu açık olsun. Tabii. Yani oyunculuk dünyanın en güzel mesleklerinden biri bana göre. Ne kadar zor olsa da. Ne kadar zor olsa da çok yani büyük bir aşk. Kesinlikle öyle. İnanıyorum. Evet. İnanıyorum.
Yani kısacası kestirmeden oyuncu olmak, bunu niye özellikle söyledin? Çünkü bununla ilgili çok soru soruldu. Abi işte nasıl oyuncu olabiliriz? Her seferinde eğitim dediğin zaman ya eğitimsiz olmaz mı diye. Ya olur da şimdi mesela bir menajerliğe kayıt olamazlar. En fazla bir ajansa giderler. Orada da hani ne diyorlar, figürasyon olur. Ha evet, o olabilir tabii ki. Yani illa bir yerlerde görünmek istiyorlarsa. Arkadaşlar oyunculukla ilgili bazı tüyoları vermeye çalıştık. Zor, gerçekten zor. Onun dışında insanlar en yakın zamanda sizi ne zaman ve nerede görecek mi, ne zaman görecek? Yazın çektiğim bir sinema filmi var. Sinema filmi de vardı. Evet, tam vakti. Elazığ'da işte Karakoçan'da çektik. Ve çok güzel, yerlerde görme şansım oldu. Diyarbakır, Tunceli, Elazığ, yani Bingöl. Oraları gezmiş oldum, hem de çalıştım. Keyifli bir iş oldu. Herhalde vizyona girer. Yani bu tabii şartlarımızda birkaç senedir biraz zor bu Covid nedeniyle. Oyuncularım da çalışsın istiyorum. Onlar için mücadele ediyorum. Ama iyi bir şey gelirse tabii ki çalışırım. Ben bir yerlere geldim, bir şeyleri başardım. Ve gençlere, çevremdeki insanlara, eşime, dostuma da nasıl faydalı olabilirim diye düşününce de elimden geldiğince kendi bilgim, işte çevrem ve yapabileceklerim oranında menajerlik yaparak o alanda destek olmak istedim. Güzel. Oluyorum da, yani yıllardır da çok şükür. Çok güzel, da güzel işler yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Bundan sonra da tabii ki devam edecek inşallah. Daha iyisi olacak. Evet. O zaman şey de olabilir, en yakın zamanda tekrar dizi, film de olabilir. Tabii ki. Olabilir. Yani güzel bir şey gelirse neden olmasın? Neden olmasın? Ekstra söylemek istediğiniz bir şey, takipçiler içinizden ne geliyorsa kamera sizi. Ve işte biraz önce dediğim gibi bu enerji konularıyla da ilgilendim. Evet, onu da ayrıyeten açacağım. Unuttum, hatırlattığınız için teşekkür ediyorum. Ve şunu söylemek istiyorum. Yani her şey bu hayatta, her şey mümkün. Yeter ki gerçekten isteyelim. Evet. Öyle bitirelim isterse. Çok yakın zamanda Melda Hanım'ın kendi başında duracağı bir YouTube sayfası olacak. Olduğu zaman ben muhakkak haber vereceğim. Büyük ihtimalle eğitimle ilgili ve biyoenerjiyle ilgili bazı püf noktalar vereceği bir şeyle eğitim videoları çekecek ve çok başarılı, birçok kişinin işine yarayacağı, hele ki hayat içerisinde oyuncular, evet, ve oyuncu olmak isteyen insanların muhakkak izlemesi gerekir. Sayfa ne zaman kurulacak bilmiyorum. O sayfa kurulduğu zaman ne muhakkak... ne zaman kurulacak duymuyorsun. Evet. Çok yakında. Çok yakında. Evet. Kurulduğu zaman söz hemen ekstra onunla ilgili tekrar bir video hazırlayacağız. İşte sayfa kuruldu ve linkini aşağı bırakıyoruz diye açıklama yapacağız. Zaten sürekli öğrenmeye devam ediyoruz. Muhakkak. Yani her yeni gün veya her yeni yaptığımız şeyde yepyeni şeyler öğreniyoruz. Zaman ve öğrenmeye devam İnsanlar ediyoruz. Yani benim de öğreneceğim çok şey var. Özellikle oyunculukta zaten bence öğrenme hiç bitmeyecek. Bitmiyor, evet. Ama hayatımızda da hayatımızı kolaylaştıracak, daha mutlu hale getirecek bir sürü şey öğrendim. Onları paylaşmak istiyorum. Çok yakında dediğin gibi. En yakın zamanda sayfa kurulacak ve muhakkak haberini vereceğim. Şimdilik hoşça kalın. Yakında yine görüşeceğiz. Saygılar, sevgiler arkadaşlar. Görüşmek üzere. Senin karı diyor, nasılsın diyor. Dedim ki benim karıyı başver, senin